Çok kritikti Galatasaray için. İşte Galatasaray'lar da farkında işte dalga geçiyorlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşü puan kaybedecek falan filan de işte. Ama abi yine aynı şey oldu. Yani dakika 80. dakikaya kadar yani hiçbir risk yok yine kalede. Aynı şekilde Fenerbahçe için de devam ediyor. Bu takımlar yani tamam kazanıyorlar. İşte biz diyoruz nasıl puan kaybedecekler işte falan filan. Ya bu takımlar belki bir şekilde gol atamaz diyorum ben artık yani. Nasıl gol yiyeceklerine dair bir fikrim yok. Fenerbahçe orta saha geçirtmiyor. Galatasaray orta saha geçirse bile geriden geriden geçirtmiyor. Yani herhalde 0-0'lık falan beraberlikle artık puan kaybederler diye düşünüyorum. Gal Fenerbahçe zaten orta saha geçirmiyor. Orta saha geçirse defans hattı çok sağlam. Galatasaray'ın da defans hattı çok sağlam oldu. Orta saha işte bugün yani bugün de geçmedi aslında. Orta saha mücadelesi oldu maç. Ama yani geçse bile arka tarafı yine çok sağlam. Sürekli ön hatlardan bahsediyoruz ama yani arka taraflar bilmiyorum. Çok iyi oldu. Boye Davinson, işte bugünkü Hazım Can biraz aksadı. Onun dışında Abdülkerim zaten çok iyi. Fenerbahçe'nin defansı dörtlüsü çok iyi. Yani herhalde bu iki takım yani gol yiyerek zor maç kaybedecek gibi düşünüyorum ben. Beraberlik falan çıkar herhalde artık. E, maça gelirsem maç bence Antalya Spor Fenerbahçe maçında benzer bir taktikle çıktı. Oradaki şansları Fenerbahçe biraz daha böyle bir tutuk başlamıştı. Geriden daha zor çıkıyordu. bu maçta bence yine aynı taktik. O, orta sahada basıyor Antalya Spor. basıyor ama yani hücum attığı için hiçbir plan yok. Yani Galatasaray için de aynı şey geçerli. Galatasaray için de tam orta saha mücadelesi oldu. Sürekli top bir Antalya Spor defansında bir Galatasaray defansındaydı. Ee, bence bunun yani Galatasaray'ın bugün orta sahadan çıkamama bir şey üretememesinin en büyük sorunu e, bence Endombele'ydi. Ben bir dakika 35 civarında baktım dikkat ettim. Sağının en az topla buluşan ismi Icardi'ydi çünkü hissettim ben yani. Icardi'ye hiç top gelmiyor. Ee, sanırım 6 ile 6 kere topla buluşmuştu dakika 37 civarında. Bir Endombele'ye bakayım dedim. Çünkü orta saha oynuyor ve orta saha mücadelesi olarak geçiyor maç. Kaç kere dokunmuş diye bir bakayım topa dedim. 11 mi neydi? Yani 11 veya 12 diye hatırlıyorum. Dakika 37 civarında. Ben yani inanılmaz az bir sayı orta sahada oynayan bir oyuncu için ki maçta dediğim gibi orta saha mücadelesi olarak geçiyor. Ya Endombele'nin işte kilosu var e, diyoruz veya şey diyoruz. E, bu oyuncu zaten normalinde de kilolu bir oyuncu. İşte e, bir oyuncu diyoruz. Ama bir saha içinde bariz şekilde gözüküyor yani. Herifin e, kilosu var. E, saklanıyor. Yani mesela topu ayağına aldığında e, vücudunu kullanmayı iyi biliyor yani götünü koyuyor işte top vermiyor falan ama yani bariz bir ağırlık var. Topu almıyor, saklanıyor falan. <laughs> ben yani ben Mertens kullanmasını bekliyordum hocanın. Hem Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde maçı aldı. Onun dışında yani sene başından beri 1-2 maç aracılığında Mertens gayet iyi gidiyor. Galatasaray kurtardığı durumlar da oldu hatta. Bu maçta da bence oyunu değiştiren oyuncu oldu. Ben Mertens'i kullanmasını bekliyordum kullanmadı. Barış Alper'i sağ atmış. E, ee, on numaralı Kerem'le başlamış. Ben tekrardan söyleyeyim yani orada övdük. Manchester maçında övdük Barış Alper'i. Ama Barış Alper ilk 11 oyuncusu değil. Yani ben bunu söylemekten yoruldum. İlla bir yerde olabilir. Yaşı genç, fiziği iyi, futbolu, e, şutu iyi, güçlü bir oyuncu. İlla bir yerde olabilir. Ama henüz 3 büyükler için bence ilk 11 oyuncusu değil abi. Ee, yine çok aksadı bence ilk yarıda. Mertens oynasa farklı olur muydu? bence olma ihtimali daha yüksekti. Kerem sağ tarafta oynasaydı. Ee, onun dışında yani şu anlık aklıma gelenler bunlar. Za şey şunu söyleyebilirim. İlk yarıda Galatasaray bir şey üretemedi diyoruz. Dedim daha doğrusu. Ee, yine yani Za'ya falan çok top gelmedi. Ama Za mesela yine iki tane çok iyi top yarattı. Dribbling yani rakibin üstüne giderek bir tane Icardi'ye çıkarttı. Icardi vuramadı. Bir tane Kerem'e çıkarttı. Yine böyle sanırım 39-45 aralığında ilk devrede Kerem'e çıkarttı. Kerem vurdu galiba gol olmadı. Icardi vuramadı diye hatırlıyorum. Güray çizgiden yani ZA, ZA, o pozisyonu mu diyorsun? Kafayla. E, olabilir, emin değilim. lazım. Zaha girdi. Kerem'e çıkardı. Kerem vurdu. Güray kafayla evet, o, çıkardı. Evet. O evet. İlk yarıda. Yani o 40-45 arasında iki tane pozisyon var. Onun dışında hiçbir şey yoktu diye hatırlıyorum Galatasaray adına. Onun dışında bir tane de e, yani dakika 80 sonrası da artık olması doğal Antalya Spor adında. Öyle. İstiyorsan bunları söyle, ben sonra ha hakemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Roni sen de söyle, ben en son söyleyeyim o zaman. Tamamdır. Ee, en başta dediğim gibi abi hani e, Galatasaray... Hatta devre arası ben şeyini izledim. E, Beyin Sports'un. Devre arası programını da izledim. Hani te şeyde Bir monitörde açıktı o sürekli. Uğur Melek'e şey yorumu yaptı. Galatasaray'ın ilk yarı sanki hangover gibiydi. İşte akşamdan kalma gibiydi. Çok e, bence de öyle. Normal olarak Manchester United deplasmanından galibiyetle döndükten sonra birazcık rehavet olması ve birazcık hani kendisini maça verememesi normal futbolcuların. İlk yarı Galatasaray ne sıkıntı yaşadı? E, yaratıcı oyuncu sıkıntısı yaşadı. Bence zaten e, sağda Barış Alper, solda Zaha, ortada Kerem oynadığı takdirde Galatasaray sürekli yaşayacak bunu. Çünkü orta ikilisinden de birisi yaratıcı bir oyuncu olmuyor genelde Galatasaray'ın. E, ondan dolayı işte Ziyeh, Tete bunların oynaması lazım. Kerem de ortada oynayınca çok bir yaratıcılık bekleyemiyorsunuz. Tete girdi. Zaten tete girer girmez bir orta açtı. Icardi müthiş bir kafa vurdu. Orada şey çıkardı. E, Helton Leite çıkardı. Direkt pozisyonu buldu yani Galatasaray. İlk yer Antalya bir tık daha iyiydi. Ama e, kadro kalitesine çok fazla karşı koyamadı. Hani Icardi'nin bir tane müthiş arkaya çevirdiği top. Orada offside, Torreira dokunsa offside olacaktı ama dokunmuyor Torreira orada. Davinson Sanchez vuruyor direkt. İkinci golde de müthiş bir golcü vuruşu. Yani onu da en başta söyledim. Normal insanlar için inanılmaz. Icardi için normal bir vuruş ama müthiş bir vuruş neticede. Galatasaray'ın çok da zorlanmadan, çok da kendini yormadan bir 3 puan daha yazdı aynısını. Ben Berke'nin bahsettiği bu gol yememe işinden başlayacağım. Gerçekten öyle yani Galatasaray takımı sahaya çıktığı zaman hiç hiç gol yemeyecek gibi duruyor. Zaten Spiker maçın bir bölümünde bir bilgi vardı ikinci yarı başlarken galiba. Kasay şu anda herhangi bir süperlik maçının ilk yarısında gol yememiş. Zaten toplasan kaç gol yedi onu da bilmiyorum. 4, 4 gol mü yedi, 5 gol mü yedi. O kadar gol yemiştir. Yani bu takımlar nasıl gol yer gerçekten hayal edemiyorum. Bugün savunma dörtlüsünde bir tane değişiklik vardı Kazımcan. O tek aksayan parçaydı. Orada Kazımcan mı aksadı yoksa Antalya Spor'un sağ kanadı Yeheskel mi iyi bir oyuncu bilmiyorum. Bence ikisi birden. Çünkü Antalya Spor'da benim gözüme çarpan tek oyuncu ya geldi. Onun dışında herhangi bir futbolcu performansı gözüme çarpmadı ki adam bu sayıda şar de beğeniyorum aslında iyi futbolcular. Ama e, ya dışında Antalya Spor'da öne çıkan herhangi bir oyuncu yoktu. Düşünürsün mesela Antalya Spor nasıl gol atar? Yani 2 metre önde bir forvetin varken en azından maç içinde bu 2 metre forveti ya sahası içinde bir 2 kere 3 kere falan kafa vurdurursun diye hayal edersin. Yani o forveti o yüzden oynatırsın. 2 metre forveti merkeze dripling yapsın diye oynatmazsın. Ama Antalyaspor o pozisyonlara giremedi. Ben bunu Antalya beceriksizliği değil Galatasaray'ın meziyet olarak görüyorum. Yani Adam bu Buksa'ya orta deneyemedi bile Antalyaspor. Çünkü Saşa Boya öyle kapatıyor ki yani Zümer Bütüşi yani düşüşte bir oyuncu evet. Konya'da tanıdığımız bir senelik performansı bizi biraz yanılttı ama bu kadar da rezalet bir oyuncu değil bence ama Saşa Boya öyle şeyler yaptı ki Bütüşiye. Yani Teşekkür etmiştir herhalde hocasına oyundan çıktığı zaman Erdoğan'ın yani Erdoğan yerine girdiğinde. Oya yok etti resmen müthişi. Dolayısıyla dediğinize katılıyorum. Galatasaray nasıl e, gol yiyecek zor bir durum. E, hücum kısmı bu maç boyunca sıkıntılıydı bence. Bu maç 3-0 da bitebilirdi. Hani son dakikada Galatasaray bir sanki halı saha oynarsın. Artık halı sahanın 50. 55. dakikalarıdır. Zil çalsın diye bekliyorsunuz. Zil çalsın da şu kenarda orayla tüpletelim diye beklersin. O sırada iki takım da böyle 4'e 2, 4'e 1 falan pozisyonlar yakalar. Galatasaray öyle bir pozisyon yakaladı. Biraz cömertçe, biraz da hatta lakaytça davrandı. Rahatlıkla 3-0 olabilirdi o orada. Ama maça baktığında çok 3-0'lık bir maç mı? Bence değil. Yani Galatasaray'ın hücum açısından e, üretmekte zorlandığı bir maç oldu. Buna e, tolerans gösterilir. Çünkü e, çıkabileceği en zor maçlardan birine çıktı. Bunu Fenerbahçe için söylemiştim. Galatasaray bu sezon en zor 5 maç oynayacaksa bu 5 maçtan birisi e, Messi United deplasmanı ondan geldi ve galip olarak geldi. Bu halde olması bana normal geliyor ama bu halde olmasının birinci sebebi bence e, merkezdeki Endombele'nin performansından öte performansı olsa bile temposuz bir oyuncu olarak gözükmesi şu anda. Yani Endombele geç karar veriyor Endombele geç hareket ediyor. Bu fizikle mi alakalı yoksa oyuncu profiliyle mi alakalı bilmiyorum ama bana geç hareket eden bir oyuncu gibi geliyor. Galatasaray'ın zaten burada bir sıkıntısı vardı. Galatasaray bu yüzden bir öküz oğlu öküz 8 numara arıyordu. Yani orada tempoyu belirleyen bir oyuncu olsun. Biz tempoyu arttırmakta bazen zorlanıyoruz. Bizim 8 numaramız bu tempoyu alsın, arttırsın, belirlesin. Canı istediği zaman azaltsın, dinlenelim. Ee, ama Endombele oyuncu değil gibi. Endombele kalçayı dayar, e, yaslanır, topu iyi saklar. Alan bulduğu zaman da dripling yapar. Yani bana biraz... E, Son dönem Manuel Fernandes'i gibi geliyor Endombele. Ama hani bitmiş Fernandes gibi geliyor şu anki Endombele. Dolayısıyla oyundan çıkması da doğru karardı. Hatta biraz da gecikti bence. Ben Barış Alper'i devrede aldı. Devrede aynı zamanda Endombele'yi de alabilir diye düşünüyordum. Alsaydı belki daha rahat bir maç olabilirdi Galatasaray için. Ama çok kıymetli, çok kritik bir 3 puan bence. Dün mesela Galatasaray'ın fikstürüne bakmıştık. Bir puan kaybedecekse puan kaybedeceği maçlardan birine burayı söylemiştik. Ee, ama buradan e, 2-0 gibi net bir galibiyetle çıktı. Oyun ne olursa olsun. bu Böyle maçlarda çok oyuna bakmazsın zaten. Dediğim gibi şampiyonlar ligi dönüşünde oyun çok umursanacak bir şey değil. Ee, Gasay çok net bir skorla çok kıymetli bir 3 puan aldı. Ve e, topu Fenerbahçe'nin eline bıraktı. Fenerbahçe biraz daha rahat bir maç oynayacak ama yine de oynanmamış her, her maç oynanmamıştır. Fenerbahçe yarın çıkıp kazanmayı bekleyecek. Biraz daha artık böyle bir sen kazan bir ben kazana dönecek gibi duruyor Süper Lig'de işler. Kimin ayağı tökezlerse e, diğeri oradan alıp yürür gibime geliyor. Diyeyim e, ben de özeti Abi böyle en, bitireyim. Endombele ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya Endombele bence de şu anda şey e, yani saklanıyor işte top ayağını fazla almıyor işte kilosu var. Ama Bence barındırdığı potansiyel iyi ama barındırdığı potansiyele ulaşması çok zor gözüküyor yani. Kilo verecek işte oynamak isteği var mı yok mu onu bilmiyoruz. Mesela e, galiba o tarz kafasal sorunları da olan bir oyuncu. Yani oynama isteği varsa işte ne bileyim kilo verirse yani çok... Yani bence mesela Süper Lig'in en iyi orta sahası olur. Bence Fred'in önüne geçer. Fred zaten şu anda Süper Lig'in açık ara en iyisi. İkincisi Getson ama Getson'un arasında dağlar var bence. Ee, bence mesela Fred'i geçebilir ama yani çok zor ihtimallerden bahsediyoruz şu anda. Ama orada da şöyle bir avantajı var abi e, Galatasaray'ın. Okan Buruk var yani. Okan Buruk Icardi'ye yani Icardi geldiğinde her, her ne olursa olsun yani Icardi çok şey bir oyuncu değildi. Kilosu olan bir oyuncuydu. İşte ne bileyim kafasal sorunları olan bir oyuncuydu. İşte eşiyle problemleri olan bir oyuncuydu. Ee, 8 numaradan bahsediyorum. 8 numara demedim. Orta sanmıyordum. Farkında değilim. Ee, Icardi, yani Icardi de arızalı bir oyuncuydu. Okan Buruk Icardi'den faydalanmayı başardı mesela. Yani mesela gidip oradan e, Endonbele'den de faydalanmayı başarırsa zaten e, yani bence en iyisi olur Süper ama çok zor gözüküyor. Mesela ben ayağına top geldiğinde e, Endonbele'nin çok sıkıntı çektiğini görmüyorum. Ama yani topu sürerken bir sıkıntı çektiğini görmüyorum. Ama çok yavaş hareket ediyor. işte normal bir evet. izle Endombele sadece. Topsuz alanda bir izle. Ya yani sallana sallana yürüyor. işte koşmuyor. Biraz kanı gibi. Ya yani tipine baktığında bile görüyorsun ekstradan kilosu olduğunu. işte Erden Timur demişti. Normalinde de işte kilosu, kiloları fazla olan bir oyuncu. Şöyle oyuncu böyle oyuncu diye. Ama bakıyorsun adamın boynu katlanmış yani. Kilosu var herifin. Ee, ben İlk yarıda Galatasaray'ın orta sahada çıkamama sebeplerinin tekrardan söyleyeyim en büyük sebebi o olduğunu düşünüyorum. E, hakemle ilgili Muslera'nın pozisyonu var. Muslera'nın ayağına basılan pozisyon. E, ben gördüğümde oha no, kırmızı kart dedim. Ama abi bu ayağa yani krampona basmaya kırmızı kart verilmiyor. Yani krampona basmaya kırmızı kart verilmiyor. Herhalde ondan verilmedi. Ya bilek e, onun için. Bileğe bastı diyorlar. Bence krampona basıyor. Ya yani çok sert basıyor bu arada. Ama yani bence kramponun üstüne basıyor. Yani bilmiyorum. Bence ondan dolayı vermedi. Ee, onun dışında bir sonlara girdim toplulukta işte Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kart diyorlar. Görmedim o pozisyonun ne olduğunu bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum onu. Icardi'nin faul yok Icardi'nin pozisyonunda. Bir tane daha bir şey vardı. Unuttum şu anda. Bir tane daha bir en şey vardı. En altı muhabbeti çok oldu. Hangi penaltı? Hangi pozisyon için penaltı diyorlar? Ben hani de hatırlamıyorum e, şu anda. Bir tane şey Antalyasporlu e, Antalya evet. oyuncuya galiba. E, evet. Yeskel. Hiçbir şey yok. Penaltı yoktu orada. Hiç penaltı yok, bir şey, bir şey yok. göremedim. Bir, şey yok. bir de şey var belki. Şey diye olabilirsin. TT Erdoğan Yeşilyurt köşede. Bir basar gibi oldu. Bile. Yok hatırlamıyorum. O da, ya, mi ayağı mı basar gibi oldu. Işte o Yeskel'in pozisyonunda e, tutuyor böyle ilkten. Boya miydi? Kimdi? Sol... Kazım Kazımcan. Kazım Tutuyor, dışarıda tutuyor, bırakıyor. Yani içeri girerken bırakıyor. Ya, orada bence bir şey yok karne de bir ayaklar evet. birbirine karışıyor ama penaltılık bir şey göremedim ben orada. Evet. Öyle yani. Ben şunu söyleyeyim hakemle ilgili. Bana sorarsan da yani benim futbol görüşüme göre Buksan'ın Muslera'ya bastığı pozisyon sarı yeter yani sarının sınırında, sarının en sonunda. Ama sınırında. sarı da vermedi değil mi abi orada? Bak o mesela hiç ee, vermedi büyük, büyük evet. Büyük Hı hı. Sarı vermedi. Bence o pozisyon sarının sınırında. Bence kırmızı değil. Verebilir miydi? Verebilirdi sınırı da ama orada sarıyı verse mesela Adam Buksa'nın ikinci yarıda orta sahada çok net bir şekilde kendini yere bıraktığı pozisyon var. Ben orada en azından yani hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı çıkarmasını beklerdim. Ee, onu da çıkarmadı mesela. Ona da çok şaşırdım. Ya yani Buksa'nın bu iki sarı kartını verse belki Buksa ikinci sarıdan oyundan atılması gerekecek. İkisi de net bir sarıydı bence. Onu gördü. Hatta yakın çekimde gördüm. Ne yapıyorsun? Niye atlıyorsun?" dedi Buksa'ya. Ama çıkartıp da Sarı'yı vermedi. Ona çok şaşırdım. Ee, Mustere'ye ver demişler. Mustere'ye vermesi normal. Mustere acısıyla çok sinirlendi. Tepkisini biraz uzattı. Topu yere vurdu. Hatta diye. Top, topu yere vurdu. Hatta şöyle de bir şey var. Sonra ağır çekimde gördük. Sarı'yı gördükten sonra bir de alkış falan yapmış. Yani orada da belki Mustere'ye da ikinci çıkabilirdi. Hani o alkış hareketini görmüşsünüzdür hepiniz. Ee, o artık evet. Sarı'yı gördükten önce <laughs> miydi? Gör, Yani Sarı'yı... Görmeden önce miydi, gördükten sonra mıydı bilmiyorum ama o alkışı gördük. Oradan da belki sarıdan sonraysa ikinciyi de çıkarabilirdi. Öyle de bir şey yapmadı. Ee, hakemle ilgili Abi, de bu hakemi... başka aklıma bir şey gelmedi. Bu hakeme İngilizce bil... bilmiyor denilen hakem değil mi bu? İşte FIFA kokartı var ama İngilizce bilmiyor diye işte çok gündem olan hakem değil mi bu? Zorbay Küçük, ben öyle hatırlıyorum. Ben bilmiyorum. Şey adım İngilizce biliyordur arada. Bilmiyorum. Sanki sınavı mı ne geçememiş diye Bir sınava giriyorlar. Bizim ee, Discord'da e, Bizim Discord'da yardımcı olurlar. <laughs> Okullar da açılıyor. Bu kısayla da Türkçe konuşuyor diyorlar. Onu görmedim ama abi bu hakemler ya, ya, sağ içinde çok ezik kalıyorlar ya. Bilmiyorum. Yani bana böyle gariban duruyorlar. İşte oyuncular üstüne biniyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir şey mesela. Ya, Mustafa ben o diyesim geliyor sürekli. Ama o de Volkan Bayars'la mesela. <laughs> Yani bu nasıl hakem diyorsun ya sağ içinde? Gariban gariban bakıyor, boynunu büküyor, işte gelme diyor, git diyor falan. Yani sağ içinde böyle gariban duran adam nasıl hakem olabilir ya bilmiyorum. Ben biraz sert hakem olmasını istiyorum. Ne bileyim tepki versin, işte oyuncu git desin, direkt zınk diye kart çıkarsın. Bu, bu, bu arada Fenerbahçe'de böyle mesela. İrfan Can'a fazla sarı kart çıkıyor, çıkartıyor. Bugün de mesela direkt sarı kart çıkartıyor. Bazı pozisyonlarda bazı pozisyonlar çıkartmadı ama. Yani Bilmiyorum bana biraz sünepe gibi duruyorlar saha içinde. Bir de Fırat Aydınus lazım belki. O Mevcut hakemlerden var mı? Bunu örnek verebileceğim birisi peki? Mevcut hakemlik yapanlardan. Halil e, o işin ayarını iyi tutturuyor ama onu da hiç sevmem. Ya benim sevdiğim hakem yok zaten de. yani, yani evet. Hallimut, başka kim var? Bilmiyorum. Bir tane kel bir hakem var yeni çıkıyor. Bir tane ilk geçen sene Alanya Spor maçını izlemiştim. Alanya Adana'da bir maçı olabilir. E, emin değilim. Kel bir ahken, Sanki Cem miydi adı? Emin. Cihan evet. Cihan Aydın. O hakemi ilk bir kere izledim. Orada beğenmiştim. Onun dışında hiç izlemedim. Ama hiç de görmedim yani ne olduğunu o hakemi. Ben de bir tane Galatasaray'ın bir iç saha maçını yöneten bir hakem vardı bu sene. Şey sen uzun diyorsun. Olabilir. Uzun yani, bol yarma. Yeni başlayanlardan. O, ama aynı kişi mi? Kel olan Cihan değilmiş benim dediğim ya beyler. Senin dediğin şey ya. O... Ben anladım sen kim dediğini. Böyle çok uzun böyle. Ümraniye evet, o... maçını yapmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, Benim dedim dediğim Yiğit Arslan. Neyse bakacağım Hiç ben bir ona. Bir o, hakemden ben bir umutluyum. Ee, Can Aydın geçen hafta 700 penaltımızı çalmayan. O mu? Fenerbahçe şey maçının kimin kimle oynadı lan Fenerbahçe? Rize. Rize maçının hakemi mi Can, şey Can Aydın? <laughs> evet o. Ben şey diyorum. Kel olan Yiğit Arslan. Ee, o zaman hakemle ilgili var mı konuşacağımız başka? Ben Türkiye'de herhangi birinin hakem beğeneceğini düşünmüyorum. Hakemlik zaten beğenilmesi gereken hani e, bir kurum değil. İşlerini yapıyorlar. Ben dünya ile kıyaslıyorum. E, bence Türk hakemler dünyada standart neyse o şekilde hakemlik yapıyorlar. Ben hani bilmiyorum burada biraz farklı görüşteyim ama e, dünyada da böyle yönetiliyor maçlar zaten. Yani gidiyorsunuz Avrupa maçı oynuyorsunuz. Bayılıyor musunuz hakemlere ya? Ya en fazla biraz daha sert diye izin veriyor veya vermiyor hakemler o şekilde yani çok bir farklılık olmuyor dünya futbolunda da ben şey söyleyeceğim abi hakemle ilgili ya mesela adam bu ilk sarısını vermedi ikinci de mesela kendini yere attı yine sarı vermedi aslında vermesi gerekiyordu ama e, verecek olsa bile bence ikinci sarı için ver, vermez o sarıyı. Bizim ligimizde böyle bir şey çok var Çok net bir şekilde kendini yere bırakmıyorum yani bu sarı karttır kendini yere bırakmak ikinci sarı kart olmaz mı bence olması lazım çünkü net bir şekilde. Evet. kitapta sarı kart. Ya bugün mesela Tottenham maçını izledim. Chat'te de izleyen vardır illa ki. İlk yarının sonunda e, bir suma olması lazım. E, sarı kartı vardı. Kendini yere bıraktı ceza sahası önünde. Çat diye gösterdi. Ama ben bizim ligimizde hiç böyle bir şey rastlamadım. Yani olduysa da çok az olmuştur. Tek tüktür. E, sanki ikinci sarıda verilen sarılara biraz daha böyle şey yapıyorlar. E, tolerans gösteriyorlar gibi. için, öyle. için öyle ama net kitapta yazan işte topu yere vurmak, kendini yere atmak gibi şeylere bana çıkarırlar gibi çıkar çıkarmak zorunda olurlar gibime geliyor. Abi ben mesela League'de şundan çok rahatsızım. Ya tamam sert oynatıyorsunuz. İşte oyunu durdurmuyorsunuz. Her faale vermiyorsunuz. Ama bariz bir şey var tamam mı ortada. Sallıyorum bir tane adamın ayağına basıyor pe pozisyon penaltı pozisyonunda. Gidiyor mesela saçma sapan İlla ki her hafta bir tane oluyor böyle bir şey. Vermiyor mesela pozisyonu. Ulan %100 pozisyon penaltı. Nereden bakarsan bak penaltı ama orada işte bir kural uyduruyor. İşte e, akışındaydı. Adam ayağını onun ayağının altına getirdi falan. Yani orada orada bana çok abartıyorlarmış gibi geliyor bazen. Yani sokayım böyle lig diyorum mesela. Adamın eline çarpıyor top bariz şekilde. İşte oradan döndü. Oraya çarptı. Buraya çarptı. El yok. Onu kılıf uydurup vermeme işi beni uyuz ediyor Premier genelde. Ee, o zaman bu arada <laughs> abi sen şey söyledin. Eee sağ açı söyledin Antalyaspor'u. Evet, yes, Ben Fenerbahçe maçını izlediğimde bu adam futbolcu değil demiştim. Hı -hı. Zaten orada 45 demine girmişti. Hı -hı. bugün de ekstra beğenmedim. Ama yani en azından yani top tekniği olduğu işte bir becerisi olduğunu gösterdi. Orada yanılmışım. Bugün fena değildi yani. Bugün ben beğendim ama bugün sonradan giren İsrailli rezaletti. Sonradan giren İsrailli evet, neydi evet. peki? Onu bir de biz şey Duran Safuri Safuri. safuri. Evet. Onu bir de biz videosunu izlerken duran top expert falan diye izledik ya <laughs> ulan geldi bir tane duran top yine hiçbir şey yapamadı. Yani her maçına da gelmişti duran top yine bir şey yapamamıştı. Nerede bu adamın duran top expertliği? Evet. Ee, bozulmuş abi. Evet moralleri bozuk olabilir. Ee, geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Önü abi, Icardi bir açıklama yapmış. Ne demiş Mauro Icardi? Arda'nın attığı ikinci mi? Evet. Ee, i̇lk yarıyı daha iyi yapabilirdik benim yarattığım fırsat dışında fırsatımız olmadı ama ikinci yarı daha iyi ve motiveydik kazanmaya da devam ediyoruz şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Aa, enteresan bu açıklama hep şöyledir şahsi olarak benim adıma gollerim o kadar da önemli değil takım kazansın gibi girer, girer ama benim için çok önemli demiş bu güzeldir bak. hoşuma gitti mesela bu açıklama. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun içine gol atmak gerekiyor demiş. Güzel açıklama. Yani klişe futbolcu açıklaması olmamış. Güzel bir açıklama olmuş. Yani şey doğru söylüyorsun. Samimi gelmiyordu zaten o açıklamalarda bana. Hı hı. Forve, forvet dediğin golüne aracı. Zaten ikarıda attığı sürece Galatasaray kazanır. Çok hani ekstra bir şey olmadı sürece. Açık açık söylemesi de güzel olmuş. Yalnız topa ne vurdu ya ikinci de. ikinci İkinci golde. Bam diye patlattı. Tavana çaktı direkt topu. Ters ayarlı. Düz ayarlı yani. <laughs> ne yapıyor anlamıyorum ya. Sizce ilk golde Icardi arkaya çevirmek mi istedi? Kaleye mi vurmaya çalıştı? Bence çevirmek istedi. Bence çalışılmış bir corner organizasyonuydu. <laughs> çünkü ben iki Icardi, oyuncu... <laughs> Sen kaleye mi vurdu diyorsun? Yok ben de arkaya çevirdi diyorum abi. Ya, ben, ben de şöyle bir şey konuştum. Ben arkaya çevirdi çünkü iki oyuncu birden aynı yere koşmaz. Yani bunu kafamda canlandırıyorum. <laughs> hem Torreira hem Davinson aynı anda oraya o koşuyu yapıyorsa biliyor ki Icardi dokunduğu anda otoparka direğe gelecek. Dolayısıyla çalışmışlar. Dolayısıyla da Icardi çevirmiş gibime geliyor. Abi i̇şte... chatte bir, yorum okudum. Gomez'den iyi diyeceğim az kaldı diye. İyi yani Gomez bizde çok... ayrı bir yerde. Bir şey demiyorum. ya yani benim en sevdiğim futbolcu ama iyi ya beyler. Yani i̇yi. Süperlik performansı işte süperlik performansın iyi olduğuna %100 eminim öyle söyleyeyim. Sen söyle söyle şey. İçeri rahat olsun Alpinyo. <laughs> Abi Icardi de açlıdır. Hani şöyle demek istemiştir. Hani a dilim varmıyor demeye. Gomez o kadar evet, evet. ki dilim varmıyor demek istemiştir. Evet öyle demek istemiştir. Ee, ben de Icardi ile ilgili o pozisyonda bende de bence de arkaya çevirdi. Birinci sebebi Icardi oradan kaleye vurulmayacağını biliyordur. O kadar zeki bir futbolcu zaten onu bilecek kadar. İkincisi Icardi ne yaparsa yapsın, hani çok absürt bir şey yapsın. Bazı da dersin ya ulan şansa yaptı. Icardi onu diyemiyorum abi. Icardi yaptıysa tamam hani onu yapmak istemiştir. Özellikle kafa vuruşlarında. Kafayla topa hükümetme konusunda daha önce söyledik. Tekrar söyleyelim. Ben, benim gördüğüm en iyi futbolcu. Ya, şu... Ya, en iyi santrafor mesela kim var? Sayalım. Gomez. 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 Türkiye. Ee... Drogba. Drogba, Drogba ya, performans olarak düşünün ama yani e, Drogba sayılmaz bence performans olarak. Tamam Gomez, Gomez. Yerleri sayıyor muyuz? Mı? Sayalım canım. Varsa say. Burak, Burak Yılmaz, Hakan Şükür. Sörlot. Evet. Cagney, Sörlot. Fatih Tekke. Hepsinden iyi ya. Burak, Burak'tan emin değilim. Ya. Bur ya, Burak'tan ben de emin değil miyim? değilim. Burak'tan da iyidir belki. Hakan Şükür'e de yetişemedim. Ya. Dolayısıyla çok değerlendirme yapamayacağım o taraflarda ama geri saydığım bizim dönemlere yetişen işte Gomis, Sörlot, Mario Gomez e, hepsinden Tabii. daha etkili duruyor. Bir de bir, yani daha bir buçuk sene bile olmadı. Bir buçuk sene de bunları konuşuyoruz ki yani tempo hiç kesilmiyor şu ana kadar. Ee, devam ederse zaten bu seneyi bile bitirirse bu şekilde hiç tartışılmaz olacak gibi. Yani Süper Lig'in en etkili performansı bile olabilir ya. 32 maç 30 gol 7 asist. Ondan bahsedecektim. Yani şey gibi bu. Hani FIFA'da tek oyuncu modu oynarsın. Hani ben teknik direktör kariyeri yapıyorum ya. Onun bir de tek oyuncu modu var. Hani bokunu çıkaran istatistikler olur. Bu da çıkmaz dersin. Yani 32 maç, 39 gol katkısı. Çok acayip. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, 3-4 maçtır da bir etkisizlik var. 3-4 maçtır abubakarımsı Abu gördüm ben Mauro Icardi'yi. Bu takımdan mı kaynaklı, Icardi'den mi kaynaklı bilmiyorum. Yani gollere mesela edit programıyla katatalım. Ee, ciddi kötü bir Icardi performansı var derim ben. Hani bilmiyorum Galatasaray buna tepki gösterir mi veya nasıl bakıyorlar. Ama hani geçen seneki Icardi'yi ben sağ içerisinde çok daha fazla beğeniyordum. Bu sene de aynı şekilde başladı aslında ama son dört maçtır falan bir e, biraz daha az topla buluşuyor, biraz daha az kendini gösteriyor. Bu takımla mı alakalı, Icardi'nin kendisiyle mi alakalı bilmiyorum. İşle takımla da alakalı. Da, bence takımla alakalı daha çok. Ha bir de şöyle bir şey var. Icardi'nin bu yaptığının e, kıymeti şöyle anlaşılabilir. Galatasaray tamamen Icardi oynayan bir takım değil. Hani bir takım olur. İşte forvetini oynar. Pataküte bütün topları forvetine atar. İndirir vurur. İşte indirir asist yapar. Galatasaray öyle bir takım değil ki. İşte Zaha da oynuyor. Kerem de oynuyor. Giriyor atıyor. İşte Tete oralara giriyor. E, Galatasaray birçok futbolcusuyla oralara karışıyor. Ama e, Icardi oynayan bir takım olsa 32 maç 30 gol 7 asist yine mükemmel bir performans tabii ki. Ama işte hücum şeyleri, aksiyonları dörde beşe bölünmüş bir takımda bunu yapması daha da inanılmaz. Onu geçtim. Bence bu ikisiyle de alakası var abi. Sadece bu sezon yani, 8 maç 8 gol bir asist. Vereyim dedim Marke bu iş. E, bence ikisiyle de alakası var. Yani, yani hücum hattında zaten mesela bugün Zaha ilk yarı fena değil diyoruz. İşte iki tane pozisyon yarattı ama onu, o bile çok topla buluşmadı. İşte Barış Alper kötüydü. Yani şu ana kadar ya, e, mesela zaten kilo fazlası olduğu tartışmasız. Yani top sürerken falan şu anda bir zorlanıyor. Ama onun dışında da yani bence topta çok ekstra gelmiyor o kadar. Yani hücum hattında şu an ekstra yani özellikle şu 2-3 maçtır e kimseye top gelmiyor fazladan. O yüzden öyle gözüküyor. Ama katılıyorum yani formunda düşüş olduğuna işte kilo, kilo fazlaları olduğuna zaten bence Galatasaray taraftarı da bunun farkında kilo fazlaları olduğunu hatta formunda düşüş olduğunu da farkında. Çünkü bir tane post gördüm işte yine çikolata yiyor falan. Ee, şu adam artık bir şey yollamayın yemesin o muhabbet kilo mi? versin ben, falan şekilde. Ben anlamadım o muhabbeti. O muhabbet ne? Kilosu var ya fazla. Hayır biri bir, bir şey tane, mi yollamış? Öyle bir şey mi st paylaştı? Story atmış bir tane e, böyle bir önünde bir tane çikolata şeyi var e, ne denir ona? Palet mi denir? ne denir? İşte anladın işte onda hmm. fotoğraflı ikarde fotoğraflar var çikolataların üstünde onlardan yiyor. Hı hmm, anladım. Peki. Arkadaşlar Galatasaray son tweet'i açamıyoruz. Şey görüntü var. Değil mi? Maç Faktum görüntüsü mü var? Maç görüntülerini evet, çok... açamıyoruz maalesef. Keşke açabilsek ama. Ben okuyayım maç üstündeki yazanı. Ee, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda, 2007 itibaren 30 gol barajına en hızlı ulaşan futbolcu Mauro Icardi. Ya, spiker de söyledi. Cagney'i geçti dedi zaten. Ee, Jung'da de enteresan bir adam ya. Evet, enteresan. 2007-2008'den beri, 2007-2008'de kim ulaş... yani 30 gol barajına ulaşan diyor değil mi? Bir sezonda demiyor. Normal oydu. İlla Baroş falandır. Kim var? 2007-2008'in gol kralı Baroş muydu? Baroş'tu herhalde. Baroş'tur ya herhalde Baroş'tur. Nereden ne günlerde be. <laughs> Berke Marbe neydi be? O Ali Sami'den <laughs> de oynardık. <laughs> ee, Wilfred Zaha görseli arıyorum ama. Hadi şunu alayım bakayım. Biraz da onun üzerinden daha konuşalım. Ee, ne diyorsunuz bugünkü Wilfred Zaha performansına? Sen başta bir değindin aslında Galatasaray hücumda çok etkisi olmasına rağmen Zaha'nın 2-3 hamlesiyle e, şans yaratabildi, fırsat yaratabildi diye. Ama ben e, Zaha bıraktığımız yerden devam diyorum. Hani hala istediğimi alamadım ben Wilfred Zaha'dan. Ee, belli yeteneklere belli meziyetleri olduğu çok belli. İnanılmaz bir fiziği var yani. Bu adam sakat, bu adam idman geçirmedi, bu adam mayıstan beri top oynamadı falan deniliyor ama fiziği hiç öyle değil aslında. yani çok sağlam duruyor. Tank gibi duruyor sahada içerisinde. Evet, gidemiyor ama e, çok sağlam duruyor. E, çok korkutucu bir adam. E, gerçekten rakipler için korkutucu bir adam ama ben henüz o performansı göremedim. Ya yani Galatasaray'da ne düşünüyor bilmiyorum ama ben mesela Galatasaraylı olsaydım Okan Hoca'ya şey derdim. Ya acaba ikinci yarı e, Kerem'i sola atıp şey mi yapsak? Mertens'i mi içeri atsak on numaraya falan gibi düşünüyordum. Hani Galatasaraylı kafasıyla düşüneyim dedim yayına çıkmadan önce. Ama oynadı devam etti. E, ortalama bir maç çıkardı. Sizin görüşünüz ne? Ya abi ben senin istediğin performansı ulaşamam. Yani istediğin performansı anlıyorum. Ben, ya onu düşünürsem bence de ulaşamadı hala oraya. Ama yani şunu düşünmek lazım. Adam diyor ki işte Ankara Gücü maçına çıkıyor. Orada iyi futbol oynuyor. Ertesi maç eee basın toplantısında diyor ki ben işte şu an %40'ımdayım, %50'imdeyim. daha %100'ümde değilim diyor. Ondan sonraki maç çıkıyor. E, Manchester United'da bir tane gol atıyor deplasmanda. Şimdi geliyor işte ya bence mesela sen şey diyorsun? Dribbling e, muhtemelen öyle diyorsun. Evet, Benim evet. aklıma da o var. Dribbling yapamıyor. Üstüne gidemiyor rakibin o kadar tempolu diye. Yani e, yavaş yavaş onu gösteriyor abi şu anda bence. Adam değil e, Ankara Gücü maçında gösterdi. E, Manchester United maçında o kadar top gelmedi veya gösteremedi diyelim hadi. Bu maçta da yani bir tane direkt makas yaptı. Kerem'e çıkarttı pozisyonunu galiba. Direkt rakibin üstüne giderek bir pozisyon yarattı. Evet. Yani yavaş yavaş tempo tutuyor. Ben mesela ben işte 3. hafta, 2. hafta biraz daha ümitsizdim o Kopenhag maçından sonra. He, ulan herhalde harbiden toparlanmayacak bir halde vücudu işte sakatlık falan diyordum içimden. Galiba söylemiştim de bunu yayında bilmiyorum emin değilim. Ama yani bence şu anda e, ümit barındırıyor mu diyeyim. Yoksa yani bana şu anda şey gibi gözüküyor. İster tek başına şampiyonluk alır gibi duruyor açık söyleyeyim. Ya ben de Icardi şey siz de şampiyon olabilir gibi geliyor. Bir tane santrafor koy mesela. ne koy ucu. Icardi yerine. Eğer isterse Zaha. Yani Icardi siz ile de şampiyon yapabilir gibi hissediyorum. Ya ben de. Ben de yok. o... hisseniz o... his henüz. Buyur Rami. E, ben de, de o his yok öncelikle. Ee, bu maaşları alan işte bu beklentilerle bu isimle gelen e, Zaha bence lige kırıyor olması gerekiyor. Ha diyorsa ki kendisi bu benim yüzde kırkım. Benim bir de yüzde yüzüm var diyorsa ki dedim ki ben hani bu yüzde ise bunun iki katı seviyede hani tabii ki de o denklem tam olarak öyle olmaz ama hani bundan çok çok daha iyi bir Zaha performansı görebileceğimize inanmıyorum. Ben dedim gibi, zaten Zaha'nın profil olarak Galatasaray'a uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama diyorsa ki bu e, böyle olacak. Benim bir de %100'üm var. Bir de onu görün diyorsa beklemek gerekiyor. Ama ona çok uzak gibi görüyor, görünüyor. Ligi kırmaya çok uzak gibi gözüküyor. Dediğim gibi Zaha'nın şu an ligi kırıyor olması gerekiyor. Zaha'dan beklenti o yöndeydi. İşte transfer çalımı Fenerbahçe istedi Galatasaray aldı. Yanılmıyorsam maaşı işte şeylerle beraber, sponsorlarla beraber 7 milyon euroya yakın bir maaşı var. 6-7 milyon euroya yakın. Kırıyor olması gerekiyor ama... E, Zaha şu anda yerli. Erzincan Spor'dan gelmiş. Küçümsemek söylemiyorum. Erzincan Spor'dan gelmiş. Galatasaray'ın 2 e, yıldır 3 yıldır Galatasaray'da oynayan Kerem'in yarısı kadar performans göstermiyor. Hani ondan dolayı bir hak edişi yok. Ama gösterecekse e, göstersin. Ben merak ediyorum neler yapabileceğini. Benim fikrim Kerem'i 10 numaraya çekmeye değecek bir performansı yok zanın. Ben komple katılmıyorum. Ben biraz daha yakınım. Ee, ya peki o zaman ee, Okan Hoca'ya geçelim diyorum. Ne diyorsunuz? Geçelim, geçelim abi. abi. Ee, Galatasaray, Okan Buruk'la yenilmezlik serisini 23 maça çıkarmış. Bilgidir. <laughs> Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Mustafa Denizli ile birlikte bir süperlik sezonu ilk 8 maçında en fazla puan toplayan yerli teknik direktör oldu. 22 puan, 7 galibiyet bir beraberlik. Bir Raycard'ın 6'da 6'sı vardı. Peşini getirememiş mi Raycard? Sanırım. Hatırlamıyorum ya Raycard. 6'da 6'yı. Ey. Raycard. Fener de 6'da 6. Galatasaray da 6'da 6 başlamıştı. Kimdi? Ha, yerli mi demiş? 17... Yerli demiş tamam ha. pardon. Son yenilgisi Şenol Hoca mı demişler. Ne zaman beyler? Beşiktaş Galatasaray. Bizim gittiğimiz maç işte. Ha, doğru lan doğru. Doğru. Tamam. Ben dedim şeyi düşündüm. Ulan Başakşehir Beşiktaş maçlarını falan mı diye düşündüm ya. O kadar ya. Yani. 150 maç geriye gittim. Yok, <laughs> Berkem şeymiş. Rize Beşiktaş 7-2. O maçta <laughs> Ziraat Türkiye Kupası akisar Beşiktaş. <laughs> ee, hocanın bazı açıklamaları var. Ee, onları da okuyayım. Ondan sonra biraz Okan Buruk'u konuşalım. Konuşalım abi. E, oyun çok iyi değildi. Zaman zaman pozisyonlara girdik. Yorgunluk belli dakikalardan sonra ortaya çıktı. Endombele 60 dakikanın yeteceğini düşünüyorduk. Değiştirdik. E, fazlasıyla yetti bence 60 dakika Endombele. Daha iyi da yoğun tempo içerisinde en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu galibiyet serisi bizim için önemli. Amacımız bunu devam ettirmek. Böyle bir deplasmanda böyle bir takıma karşı kazanmak önemliydi. Şunu sorayım. Ee, Hakim Ziyeh nerede? Ziyeh Zahadan daha önce döndü demiştik ama hani orayı oynadı Başakşehir oynadı. Ondan sonra e, uzadı gibi. Hakim Ziyeh nerede? Açıklama var bak en altta yine Okan Buruk onu söylemiş. Ziyeh'ten mi bahsetmiş? Hoca hı hı. kafamızda bir soru işareti bırak ya. Bırak da bir düşünelim biraz ya. Bir de sürekli çıkıp kötü oynuyoruz diyor ya. Ben mesela <laughs> bir hoca da onu hoşuma gidiyor yani. Bugün kötü oynadık diyor mesela. O benim hoşuma gidiyor. Mesela şey düşünün. E, Abdullah Avcı'yı düşünün. Onun da sonrasında konuşacağız ama Abdullah Avcı çıkıp işte bugün gayet iyi oynadık diyor. Maç sonucu 1-3 Beşiktaş mağlup. 1-3 Trabzonspor mağlup. Ve iki şut insanlarla. En azından bunu yapıyor. Mesela Şenol Güneş de aslında bu Okan Buruk da bu gibi yapıyor bunu. İşte isteksiziz. Kötü oynadık. Daha iyi olmamız lazım. Hala beğenmiyorum takımı şeklinde. Bunlar iyi şeyler bence. Tabii ki canım. Hakimziye ayağını denedi, ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Uzun süre oynamadılar. Üst üste maç temposuna alışık değiller. Ancak çabuk geçecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Milli takım arasından sonra bizim ne olacağını düşünüyoruz." demiş. Galatasaray son maçıydı, değil mi? Bu milli araya girdi, değil mi Galatasaray şu anda? Girildi, girdi evet. Girildi, abi, evet. Milli ara Biz... sonrası bize bir yük evet. var. Evet, <laughs> evet. Bize, bir, bize bir çakantı olacak orada. Bizi bir Ziyar. öttürme var. Ziye şöyle bir şey senaryo yazıyorum dakika 65 gibi işte e, Zaha alkış kıyamet oyundan çıkarken Ziye oyuna girer gibi hissediyorum. Ee, şunu da okuyayım Icardi son post neymiş baksanıza o sırada millet e, onu yazıyor bakalım en azından. Atıyorum ben. ben atacağım şimdi sen bekle. Ee, o Dur kampıda... sen istiyorsan tık, tıklayınca açılıyordur belki ya. At bakalım. Ee, rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Bu gayet normal. Hem dinlenme hem hazırlanma süreleri oluyor. Biz ise oradan oraya gide gele yoğun maç temposundayız. Kazanarak devam ediyoruz. E, güzel. Bu çok şey gibi gelmemiş bana. Şikayet etme gibi gelmemiş. Biraz daha durumu anlatma gibi gelmiş. Şenol mesela Şenol Güneş anlattığı zaman ben Beşiktaş olarak rahatsız olmuştum. Hani tabi gidecek hocam ya. Biz boşuna mı 25 kişilik kadromuz var elimizde gibi olmuştum ama e, o kadar çok da şikayet ederek anlatmamış bence. Durumu anlatmış biraz. Şey gibi diyor yani böyle bir tempo var böyle olması Hı -hı. normal yani. Aynen hocam. öyle normal demiş. Bu yüzden 45 kişilik kadro kurduk diye de mesela zaten evet. doğru. Bu arada ben şeyi düşündüm. Ee, işte Galatasaray'ın bunu bu arada bugün düşündüm. Yani tamam o Galatasaray'ın kadrosu işte çok geniş oldu nasıl yönetecek işte belki işte Ziyeh problem yaratır Rıza problem yaratır falan diye düşünüyoruz. Ama mesela Önder abi geçtiğimiz sene konuştuğumuz şeyleri düşündüm mü Sezon başında işte şey diyorduk Gomis var o var bu var. İşte orta sahada bu kadar orta saha oyuncusu ne yapacak? Kanat oyuncusu işte Raçsa bir anda geldi ne gerek var falan diye konuşuyorduk. Abi bunları da iyi yönetiyor ya. Bilmiyorum şimdi tabii buradaki kadro ekstra geniş ve daha iyi oyuncular var. Ama geçtiğimiz sene bunlardan hiç sorun yaşamadı. Mesela bir şey Gomis'le ilgili hafif bir sorun yaşadı. Onu da atlattı. burada da bu arada biz 40 dakika geçtik ya. Yani. Geçmedik geçmedik ben takipteyim. burada da bir şey oldu. Mesela oyuncuların süresini iyi dağıtıyor. Bilmiyorum mesela Mertensi şampiyonlar liginde sahaya attı. Ben bu maçta da tekrardan söyleyeyim ilk 11 oynatır diye düşünüyordum. Yani oyuncuların çoğunun süreyi iyi ayarlıyor gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Oynamayan oyuncu şu anda bir Nelson var. Onu da bugün sahaya attı ama. Yani çok oynamış sayılmaz. Kaan Aya'nın mesela kullanıyor yine. Yani çoğu oyuncunun süresini iyi ayarlıyor gibi. Bana öyle hissettiriyor. Evet evet. Bunlar sıkıntı yaratacak oyuncular aslında ama herhangi bir sıkıntı yaratmadı şu ana bakan kadar. Bakan bu bakan bu bakan bu da çok tipsel şey var ya. Şaklaban tipi var yani tesislerde takım eğlendiren adam tipi var. Bilmiyorum sürekli gülüyor, zıplıyor, eğleniyor falan. Belki o kadar onu oynatmaya da gerek yoktur. Bakan bu da zaten o performans yeter. diğer türlü performans alabilecek bir şey gibi durmuyor yani Bakan Bey'inizden verebilecekmiş şey gibi durmuyor. En azından takımdaşlık işte eğlendirme zartur o işleri görsün. Hikayede da... mutlu tutsun. Bugün Halil Dervişoğlu kimin yerine girdi oyuna? Kerem'in yerine. Kerem. Bakan bu kadroda mıydı? Kadrodaydı abi. Evet. Sınır devralısı gördüm ben. Eyüp Aydın nerede lan harbiden? Aa harbiden nerede o adam? Eyüp Aydın geldiği zaman Eyüp Aydın. Oynas oynasın diye gelmedi zaten ya. Yani. Oğuz Valencia'ya yönelim. Eyüp Aydın işini kaşıyacı. <laughs> <laughs> Oğuz Valencia fenalık geçirdi Galatasaray övgü yorumlarından uzadı. Bavro Icardi. Sonra dedim ki iyi ki Galatasaraylıyım. Samiyen Haber admini misin sen? Ne bu post ya? Ne alaka bu post? Samiyen Haber admini misin sen ya? Tamam. Tekin Oktay ya. Kafayı için bu adam bakar mı ya? Yarın da Sonra şey paylaş hacı. Yarın da şey paylaş. Aşkın saati 19.05. <laughs> şey demiş abi Van'dan araya. Galatasaray o daha vefalı demiş. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Harbi daha vefalıdır bu arada. Ee, o zaman Hı -hı. E, şeyin e, YouTube kısmını kapatalım diyorum. E, sonra biz gülmeye, eğlenmeye devam edelim. Sevgili YouTube tayfa kendinize çok iyi bakın. E, bu videoya like'ıdır yorumudur eksik etmeyin. E, kendinize çok iyi